Dersimizi aritmetik operatörleri anlatacağım. Aritmetik operatörler için 4 işlem örneğini yapmak en mantıklısı. Şimdi ilk olarak kullanıcıya bir işlem seçeneği sunalım. 4 işlem ya da mod alma. Mod alma da aritmetik işlemlerden bir tanesi. Aritmetik operatörlerden bir tanesi olduğu için bunu da 4 işlem üzerine ekleyelim. İlk olarak şöyle bir menü için string builder tanımlayacağım. String builder'a append line'la şöyle append line'la toplama için işte toplam sp nokta append line şöyle çıkarma için şöyle şunları aşağıya doğru arttıralım. Şöyle bölme için bölme, çarpma için şöyle çarpma, mod alma için ise şöyle mod alma diyelim. Şunu da şuradan silelim. Bunu kullanıcıya gösterelim. Şu toplamadan önce de şuraya bir tane SB append line diyelim. Öncelikle işleminizi seçiniz diye kullanıcıya bir uyarı gösterelim. Ardından da işlemlerden bir tanesini şöyle seçsin. Şuraya da şöyle şunu ekleyelim. En sonunda da bunu kullanıcıya gösterelim. Direkt string builder nokta toString ile bunu string'e çevirip şunu kullanıcıya yazdırdıktan sonra şuraya şöyle seçiminiz diyelim. Şunu console write yapayım. Şuradan da seçimi alalım artık. Şöyle seçim diye bir string değişken tanımlayayım. Şöyle seçim eşittir console nokta readline. Seçimi alalım. Bu seçime göre bir switch oluşturalım. Evet. Öğrendiğimiz konuları da böylelikle pekiştirmiş oluruz. Şöyle toplamaysa burada basit bir toplama yapması lazım. Şunu aşağıya doğru arttıralım. Şöyle toplama çıkarma mı seçtik kullanıcı? Toplama, çıkarma, bölme, şöyle çarpma ve de mod alma mı? Bunların hangisini seçti? Default olarak da bir seçim, yanlış bir seçim yaptınız diyelim mesela. Yanlış bir seçim yaptınız. Şimdi şurada toplama için şuraya ilk önce şuradan seçimi yaptı. Seçimi yaptıktan sonra da kullanıcıdan sayı almamız lazım. Şöyle ne diyelim? Birinci sayıyı giriniz diyelim. Şöyle her zaman şu hatayı yapıyorum. Int sayı 1 eşittir int.parse console.readline. Evet, bunu ikinci sayı için de aynısını gerçekleştirelim direkt. Şöyle sayı 2 diyelim. Şöyle en başa aslında şöyle desimal double diyelim. Double sonuç diyelim şöyle. Sonuç. Şimdi şunları aldıktan sonra sonuç eşittir sayı 1 artı sayı 2 dememiz gerekiyor. Şurada
Sonuç eşittir. Direkt şunları kopyalayayım ben buradan. Uğraşmayalım. Şöyle. Çıkarma. Bölme. Şöyle çarpma. Şurada da mod işlemi alıyoruz ve de sonuca yazdırıyoruz. En son işlemi bittikten sonra switch'ten tabii ki çıkmamız gerekiyor. Şöyle. En sonunda da console write-line'a hatta burada şöyle bir string şöyle string sonuç diyelim. Sonucu yaptık. Şöyle str sonuç diyelim. Eşittir. String nokta formatı hatırlarsanız burada kullanalım. Şöyle diyelim sonucunuz şöyle diyelim sonuç 0 virgül virgül sonuç. Daha sonra da şuradan şöyle sonucu string'e çevirelim. Şöyle gelelim şurada da str sonucu ekrana yazdıralım. Evet şimdi burada çalıştıralım şimdi önce. Daha sonra işlemi halledelim. Evet ne gibi hata var bakalım. Sonuç hiç kullanılmamış diyor. İşte sonuca şöyle sıfır değerini atasak. Şöyle çalıştırırsak. Evet seçiminiz örneğin toplama diyelim. Birinci sayı 12, ikincisi 12, sonuç 24. Evet gene çalıştıralım. Evet çıkarma operatörünü kullanalım. Örneğin 30 eksi 10, evet, sonuç 20. Evet çalıştıralım. Çıkarma operatörünü kullandık. Çarpma operatörünü kullanalım. 10 çarpı 3, 30. Evet, gelelim bölme operatörünü kullanalım. Mesela 50 bölü 20 diyelim. Pardon. Şurada hata verecek. Çalıştırın programımızı tekrardan. Bölü operatörünü kullanalım. İşte 50 bölü 20. Evet sonuç 2. Bunu direkt int'e yuvarladı. Evet çalıştıralım. Mod almaya bakalım. Mod alma. Seçim 20. Mod 2. Sonuç 0 olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve mod alma operatörlerine bir örnek üzerinde görmüş olduk. Merhabalar. Bu dersimizde ilişkisel operatörleri anlatacağım. İlişkisel operatörler büyüktür, küçüktür ya da büyük eşittir ya da küçük eşittir ya da eşittir işlemlerinde kullanılıyor. Şimdi bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz basit toplama çıkarma 4 işlemi üzerinden bunları anlatmaya çalışalım. Şimdi ilk olarak şurada bir çıkarma işlemi var. Kullanıcı sayı 1'i giriyor ve sayı 2'yi giriyor. Şimdi çıkarma işlemi birinci sayıdan ikinci sayı çıkarma oluyor ama şunu şöyle değiştirebiliriz. Deriz ki eğer sayı 1 sayı 2'den küçük ise sayı 1 sayı 2'den küçük ise şöyle yapabiliriz. Sayı 2'den 1'i çıkartalım. Diğer durumda ise normal bizim 1'den 2'yi çıkartalım. Şimdi burada ne demek oluyor? Eğer sayı 1 sayı 2'den küçük ise negatif bir sonuç üretsin istemiyorum. İlla büyükten küçüğü çıkarsın gibi bir işlem istesek ne yapacağız o zaman? Sayı 2'den sayı 1'i çıkaracağız. Eğer bu doğru değilse burada sayı 1 sayı 2'den küçük değilse ne olacak?
Sayı 2 sayı birden büyüktür olur. O durumda da bunu çıkartırız. Şimdi eşitlik durumu da olabilir. Eşitlik durumunda da sayı 1'den sayı 2'yi çıkartacak. Yani burada sayı 1 sayı 2'den küçük olduğu sürece şu işlemi yapar. Geri kalan bütün işlemleri de şu işlemi yapar. Şimdi toplama işleminde herhangi bir mantıksal operatör kullanmayalım. Ya da eşittir operatörün de burada değil. Şurada bölü işleminde de şöyle diyebiliriz. Eğer sayı 2 eşit operatörü bu da sıfıra eşit ise burada hiçbir işlem yapmasın. Desin ki burada console write-line'a işte payda 0 olamaz desin ve de programı burada kessin, hiçbir sonuç üretmesin ondan sonra. Şimdi ne yapalım? Eğer sıfıra eşitse şöyle olacak. Buradan sonra zaten aşağı inmez ve de şu işlemi yapar. İlla bir else bloğu kullanmak zorunda değilsiniz. Yani normalde gelir sayı 2 sıfıra eşit değilse normal işlemini yapar. Ama ne zaman ki sayı 2 sıfıra eşitse şu işlemi yapar. Burada return'ı gördüğü için aşağıdaki kodlara devam etmez. Eğer burayı return yapmamış olsan sayı 2 sıfıra eşit olsa bile şunu yapar ama gelir bir de bunu devam ettir. Bireyi gördüğü zaman da switch'ten çıkar. O yüzden burayı return'ü yazmamız gerekiyor. Son olarak bir de küçük eşit ya da büyük eşit operatörleri var. Örneğin küçük eşit dediğiniz zaman eşit her zaman sağ tarafa almanız gerekiyor. Şöyle bir kullanım yanlış oluyor. Her zaman bu tarafta. Yani küçük eşit. Burada ne gibi durum geçerli? Sayı 1 sayı 2'den küçükse aynı zamanda sayı 1 sayı 2'ye eşitse de şu kod işletilir burada. Bunun tam tersi de şu şekilde kullanılabilir. Şöyle büyük eşit gene eşittir. Sağ tarafa gelecek. Buna dikkat edin. Evet, şu orijinal haliyle bu şekilde kalsın. Merhabalar. Bu dersimizde mantıksal operatörleri göreceğiz. Şimdi mantıksal operatörler için şöyle kullanıcı adı şifre giriş programı yapacağım. Bunun üzerinden mantıksal operatörleri anlatacağız. İlk olarak kullanıcıların daha önceden siteye örneğin kayıt olmuş isimleri olduğunu farz edin. Şöyle. Örneğin birinci kullanıcı adı Sadık Turan olsun. İkincisi Sadık TRN olsun. İşte eDrive olsun. Admin olsun. İşte çalışan olsun gibi. Şöyle alternatif username'ler olduğunu düşünün. Ve de program için varsayılan olarak şöyle bir parola belirteceğim. Bütün kullanıcılar için aynı olan bir parola olsun şimdilik. Şimdi daha sonra kullanıcıdan şöyle bir bilgi alalım. Diyelim ki kullanıcı adınızı giriniz diyelim. Şöyle. Daha sonra string username diyelim. Console.readline'ı bunu okuyalım. Aynı işlemi şifre için de gerçekleştirelim. Şöyle gelelim şuraya. Şifrenizi giriniz diyelim. Şuraya gelelim. Şöyle şifre diyelim. Daha sonra kullanıcının ilk olarak ben gerçekten daha önce kayıt olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Şöyle is register diyelim. Kayıt olmuş mu olmamış mı? Varsayılan olarak kayıt olmadığını düşünelim. False diyelim buna. Daha sonradan şurada bir for each döngüsü oluşturacağım. String işte ne diyelim? Username diyelim. Username. Nerede arayacak bunları? Username'lerim bizim sistemimize kayıtlı olan username'ler arasından kullanıcının username'ini tek tek bakacak. Yani şuradaki collection'ın içerisinden tek tek hepsi şu username'in içerisine getiriliyor ve de şurada kontrol etme imkanı sağlıyorum. Yani diyorum ki username
eşit eşit kullanıcının girdiği username'e şu üsttekine eşit mi? Eğer eşitse şuradaki is registered eşit eşit true diyebiliriz. Tek eşit olur. İki eşit oldu mu mantıksal ilişkisel operatörlere giriyordu. Şimdi buradan eğer true değerini döndürürse demek ki kullanıcı gerçekten sistemimize kayıt olmuş. Mesela şurada diyelim ki eğer şimdi mantıksal operatörlere geliyoruz. Diyoruz ki is registered kullanıcı gerçekten kayıt olmuş mu? Şöyle diyebilirsiniz. Ya da kısacana şöyle diyebilirsiniz. Yani şurada bunun true olup olmadığını kontrol eder. Şu ilişkisel operatörle bu is register'ın içerisi true mu? Bu durumda ne oluyor? Kullanıcı kayıt olmuş daha önceden. Şunu direkt şuradan silebilirsiniz. Kullanıcı kayıt olmuş mu? Ve bakın ve operatörü bu. Ve şuraya farklı bir tane koşul daha ekleyeceğim. Ve kullanıcının girdiği şifre eşit eşit parolaya eşit mi diye soruyoruz. Şurada ne demek istedik? Kullanıcı kayıtlı mı? Aynı zamanda yani buradaki V operatörü şifre doğru mu? Eğer bu durumda olursa kullanıcıya şöyle diyebiliriz. Başarıyla giriş yaptınız kullanıcıya diyebiliriz. Buradan sonra bir şey demenize gerek yok. Evet, kullanıcı gerçekten giriş yapmış mı? Bu V operatörünün buradaki anlamı şuradaki iki tane koşulun da doğru olmasına bağlı. Yani ikisi de doğruysa şurası gerçekleştirir. Eğer register olmuş, kullanıcı kayıt olmuş ama şifre yanlışsa şurası false değer döndürürse burası işletilmez. Şimdi alternatifleri yazalım. Diyelim ki eğer is registered eşit eşit false mu? Demek yerine değil operatörünü kullanabiliriz. Aynı şey. Ve şurada şifre eşit eşit parolaya eşit olsun. Problem değil. Yani çok olayın şu andaki mantığına çok önem vermeyin. Sadece o operatörleri göstermek istiyorum şu anda. Burada ne demeniz gerekiyor? Kullanıcı daha önce kayıt olmamış. Evet. Daha önce kayıt olmamış. Şimdi gelelim başka bir koşula bakalım. Diyelim ki is registered değilse ya da bakın şurada ya da işareti ya da operatör oluyor. Kullanıcı daha önce kayıt olmamış ise ya da şifre parolaya eşit değilse şöyle şunları da kapsayan bir parantez almanız gerekiyor. Şöyle bir durum olursa ne olur? Burada sorduğu şey kayıt olmamış mı? Ya da şifre yanlış mı? Burada da kullanıcıya diyebilirsiniz ki girdiğiniz kullanıcı adı ya da şifreniz yanlıştır diye bir kullanıcı uyarı verebilirsiniz. Şuradaki ya da'nın anlamı iki tane koşuldan herhangi bir tanesi doğruysa bu if bloğu gerçekleştirilmez. İki tanesinden bir tanesi doğruysa gerçekleştirilir. Pardon. İki tanesi. Yani bu end operatörü gibi iki tane koşulun da doğru olması aranmaz. İki tanesinden bir tanesi true değer gönderiyorsa burası gerçekleşir. Yani buradaki durum kayıt olmamış mı? Tamam. Şifre yanlış mı? Tamam, kayıt olmamış mı? Bundan false değer döndürebilir. Yani kullanıcı kayıt olmuş olabilir. Ama şifre
burada yanlışsa o zaman burası işletilebilir. Yani tek bir tanesinin doğru olması, true değer göndermesi aranıyor. Merhabalar, bu dersimizde arttırma ve azaltma operatörlerini anlatacağım. Arttırma operatörü kısacana şöyle kullanılıyor ve azaltma operatörü de şu şekilde kullanılıyor. Ama bunlar iki çeşit, yani bir ön ek olarak kullanılıyor, bir de son ek olarak kullanılıyor. Yani bu operatörler kullanmak istediği değişkenin önüne ya da sonuna gelebiliyorlar. Tabi bunlar farklı sonuçlar üretiyor. Şimdi ilk olarak şöyle bir A değişkeni tanımlayıp içerisine 5 değerini atıyorum. Daha sonra bunu ekranda yazdıralım. Şöyle diyelim ki A eşittir şöyle 0 virgül A nokta toString diyelim. A ilk başta yazdıralım. Daha sonra da şurada gelelim, A'yı şöyle son ek olarak arttıralım ve bunu B'nin içerisine aktaralım. Gelelim şurada, daha sonra B'nin içeriğini yazdıralım. Şöyle virgül B nokta string diyelim. B'nin içeriğini yazdıralım. Şimdi burada A'yı bir arttırdık ve de değerini B'nin içerisine aktardık. Ve de B'yi ekranda yazdırdık. Şimdi şurada çıkacak sonucun ekranda A eşittir 5 çıkacağını tahmin ediyorsunuz. Ama şurada B eşittir, burada ne çıkacak acaba? Çünkü şu anda A eşittir 6 oldu. Ama B şu anda ne? Bakalım, çalıştıralım şunu. Evet, bakıyoruz. A da 5, B de 5. Evet, halbuki A şu anda ne? Şu anda tekrar yazdıralım A'yı şurada isterseniz. Yani A arttıktan sonraki durumunu şurada tekrardan yazdıralım. Bakalım A şu anda gerçekten kaç? Çalıştıralım bakalım. Şimdi A'nın ilk hali 5. A'yı 1 arttırdık, B'yi atadık ama B gene 5 oldu. Evet, bakın A artmış mı? Evet, A artmış ama B neden burada? A'nın içeriğini bir arttırıp B'ye atadık ama neden burada B hala 5 değerine eşit? Bunun sebebi sondan arttırma operatörünü kullanmamız. Eğer bunu gelip şurada kullanırsanız bu sefer durum değişecek. Çünkü A'nın içerisi arttırıldıktan sonra B'ye aktarılacak. B burada ne olacak? 6 olacak. Ama ilk haliyle önce A'nın içeriği B'ye aktarılıyor, daha sonra A arttırılıyor. Yani A'nın artmasından B'nin haberi olmuyor. Sondan ve baştan arasındaki fark bu. Evet, çalıştıralım. Şunu başa alalım isterseniz. Gelelim. Şöyle. Çalıştıralım bakalım. Şu anki haliyle nedir? Evet, bakıyoruz. A ne? 5. B ne? 6. Neden? Çünkü A'nın içeriği arttırılıyor. Arttırıldıktan sonra eşitleniyor. Evet, 6. A zaten artmış halde. Son console write'ında da A'nın içeriği 6 olarak çıkıyor. Aynı şekilde azaltma operatörleri var. Azaltma operatörleri de şu şekilde kullanılıyor. Bu da ne yapacak? İlk önce içeriğini biraz azaltacak, 4'e düşürecek. Daha sonra B'ye aktaracak. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi ne yaptı bakın. A'yı 5 yazdırdık. A'yı bir azaltıp B'ye aktardık. Yani A'nın içerisi 5 iken 4 oldu. Daha sonra A'yı yazdırdık. Zaten A'nın içerisi 4. Şuradan da B'nin 4 olduğunu gördük. Son olarak azaltma operatörünü sondan kullanalım. Şuraya gelelim şöyle. Gene çalıştıralım bakalım. Evet, bakıyoruz ki A'nın içerisi 5, B hala 5 bakın. Neden? Çünkü A'nın değeri B'ye kopyalandı. Daha sonra A azaltıldı. Zaten A'nın içeriğinde olduğunu da aşağıda bir azaltıldığında burada görüyorsunuz. Şimdi artırma azaltma operatörleri
nerelerde daha çok kullanılıyor? Örneğin for döngüsünü hatırlarsanız i artı artı diyor bakın. Burada. Örneğin birden 100'e kadar sayıları kısaca şurada yazdırdığımızı düşünürsek eğer console.write_line i nokta toString dediğimizde bunun çalışma mantığı neydi? I'yi sıfıra eşitliyor. Bu bir kere işletilen bir bölüm. İkinci bölüm bakılıyor. I 100'den küçük mü? Evet, küçükse yazdırılıyor. Yazdırıldıktan sonra bakın i'nin içerisini bir arttırıyor. Yani burada i artı artıyı da kullanabilirsiniz. Şunu da kullanabilirsiniz. Bu da bunun eş değeridir. Artı 1. Bu da bunun eş değeridir.